İşte Cenab-ı Hak mesela bir hastalık veriyor, onun dünya ile kalbi alakasını kesiyor yani. Bundan 1,5 yıl önce 18 yaşında oğlunu kaybetmiş trafik kazasında. Hocam dedi, belki şuursuz olarak hani olabilir ama dedi, ben 6 yıldır hiç gülmüyorum dedi mesela. Dediğim bir genç vardı, reisti, tanıştık, işte Müslüman oldu. Sonra kanser olduğunu öğrendi, 1,5 yıl içerisinde de vefat etti. Bana da böyle işte Instagram'dan, internetten yazanlar oluyor. İşte kaldıramıyorum, intihar edeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım vesaire. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine itham ediyorum. Ben ne ettim de bu başıma geldi demek, kaderi tenkit etmektir. Kaderi tenkit eden başını örse vurup kırar, rahmeti itham eden de rahmetten mahrum kalır. 20 yıldır 2 tane tefsir bitirmedim ben. Bu üzüntüyü taşıdık mı mesela? Biz bu sohbette musibet başımıza neden geliyor, bir ona bakacağız. Bir de musibet algımızı ölçeceğiz aslında. Yani dünyevi herhangi bir meselede başımıza en ufak bir musibet, sıkıntı geldiğinde, hastalıktan tutun bir işimizin olmamasına, kaybettiğimiz en ufak dünyevi bir şeye kadar bizim dünyamızı sarsarken, ahirete bakan, batmayan güneş hükmünde olan, elmas hükmünde olan şeyleri kaybettiğimizde maalesef bunu musibet olarak algılamıyoruz. Yani şöyle düşünün, sabah iş yerine gittiniz, her gün 10 müşteri gelirken o gün hiç müşteri gelmediyse bu sizin için kötü bir durumdur, sıkıntıdır. Oysa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sabah namazının 2 rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetlidir diyor. Dolayısıyla sabah namazına kalkmayan adam dünyadan daha kıymetli bir şeyi kaybetmiş oluyor. Ama iş yerine gidip 10 müşterinin az geldiğini gören adam onu musibet ve sıkıntı olarak telakki ederken sabah namazını kaçırmayı sıkıntı olarak telakki etmiyor. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri burada cümleye başlarken diyor ki, esas musibet, muzur musibet, dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit Allah'a iltica etmek gerektir. Şimdi musibetin geliş sebepleri var. Biz bu kainata baktığımızda sinek kanadından tutun semavat kandillerine kadar, zerreden şemse kadar hiçbir şeyin kendi başına hareket etmediğini görüyoruz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kendinden izinsiz bir yaprağın bile düşmediğini bize bildiriyor. Bunu böyle çok kainatın uzak çöllerine gidip de tefekkür etmeye ihtiyaç yok. İnsan içinde oturduğu şu vücut kafesine baktığında aslında kainattaki her şeyi de Allah'ın tasarruf ettiğini suretle anlar. İradesi en geniş olan insandır. Elini gözüne soksa kör olur, ağzına soksa kusar. Parmağını nereye karışsa karıştırır. İnsan kendi vücudunda bile tasarruf edemez. Kalbini çalıştıramaz, saçlarını çıkaramaz, yediği ekmeği kana inkılap ettiremez ilahir. İhtiyarı en geniş olan insan kendinde tasarruf edemezse elbette aciz, cahil, camid, ilmi, iradesi, kuvveti, kudreti olmayan mahlukatın kendi başına tasarruf etmesi beklenemez. Oradan hareketle de şu kainatta tasarruf eden, ilmi ezeli olan, kudreti ezeli olan Allah'tır. Cenab-ı Hak bir bahar mevsiminde Hazreti Adem'den bu zamana kadar yarattığı insandan daha fazla sinek yaratır. Hiçbirinin kanadı diğerinden uzun ya da kısa değildir. Allah bir sinek kanadından lakayt kalmazken bugün başımıza gelen depremden, selden, maddi manevi musibetlerden lakayt kalmaz. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın izni ve iradesiyle vücuda gelir. Cenab-ı Hak da hakimdir. Hakim olan abes iş yapmaz. Allah adildir. Adil olan kuluna zulmetmez. Öyleyse bunların başımıza gelmesinin temel sebebi insandır. Biz bunu nerede görüyoruz? Kur'an'a baktığımızda helak olan kavimlerin başlarına gelen felaket ve musibetlerde bunu görüyoruz değil mi? Biz bugün genelde sebeplerle ilgileniyoruz. Yani Cenab-ı Hak onu neden gönderdiğiyle değil de nasıl gönderdiğiyle ilgileniyoruz. Yani şöyle düşün, bir adam bir adamı silahla vurmuş, neticesinde vuran adam işte şu duyguyla vurmuş, şu sebeple vurmuş, biz bununla ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz şey şu, neyle vurmuş, hangi silahla vurmuş, hangi bıçakla vurmuş. Bununla ilgileniyoruz, yani sebebe takılıyoruz. Oysa sebep katil değildir değil mi? Bir adam bir adamı öldürdüğünde katil olan tabanca değildir, tetiğe basandır değil mi? Ama biz sebebe tesir veriyoruz. İşte diyelim bugün mesela Samsun'da sel vardı galiba, dün Ankara'da sel vardı, ondan önce başka yerlerde sel vardı. Bir iki ay önce Cumhuriyet tarihinin en büyük depremini yaşadık vesaire. Şimdi bunları tartışırken ne üzerinden tartışıyoruz? Depremi fay hattı üzerinden, yağmurları ekolojik dengeler üzerinden vesaire tartışıyoruz. Yani silah üzerinden tartışıyoruz. Oysa madem bu kainatta Allah'tan izinsiz bir yaprak düşmüyor, elbette bu musibetlerin gelmesinin bir sebebi vardır. Bir şefkat tokadıdır, bir zecir tokadıdır, bir de mükafattır vicdiyetiyle. Mesela diyelim gayrın tarlasına koyunlar tecavüz ettikleri zaman çoban onlara taş atar. Ama o taşı çoban koyunun kafasını yarmak için atmaz,
başkasının tarlasında geziyorsun, geri dön demek için atar. İnsan da Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırları ihlal ettiği zaman kaderden ona musibet taşları gelir. Ama o musibet taşlarında bir cihette şefkat vardır. Rabbine dön mesajı vardır. İnsan bu mesajı almazsa işte o zaman zecir tokatı geliyor. Zecir tokadını da helak olan kavimlerde biz görüyoruz. Ama bütün musibetler böyle midir? Hayır. Bazı musibetler vardır. İnsanın dünyadan kalben alakasını kesmesi için insanın başına gelir. Büyük insanların, peygamberlerin başına gelen felaketler ve musibetler böyledir mesela. Hazreti Yusuf'un kuyuya girmesi, hapse girmesi, birçok Allah dostunun çektiği sıkıntılar, Bediüzzaman Hazretleri'nin 80 sene ömründe dünya zevki namında bir şey bilmemesi, bütün ömrü harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçmesi bu nevidendir. Dolayısıyla musibetin böyle nevileri vardır. O yüzden biz bir yere musibet geldiği zaman, mesela musibet karşıya geldiği zaman üçüncü pencereden bakacağız. Yani Cenab-ı Hak işte bu topluma, diyelim deprem bölgesine bakıyorsunuz, işte şöyle yaptılar da bu geldi, Allah deprem gönderdi, biz böyle bakamayız, bu suizan olur. Biz şöyle bakarız, Cenab-ı Hak sevdiği kullarına bela musibet gönderir, Cenab-ı Hak günahlarını temizlemek istemiştir vesaire, böyle bakarız. Ama bizim başımıza musibet geldiği zaman biz kendimizi biliriz. Kendimize üst suizanla bakamayız. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, başınıza gelenler ellerinizin yaptığı sebebiyledir diye buyuruyor. O zaman biz kendimize bakarız. Bu neden benim başıma geldi? Bir de bu soruyu sormak için illa başımıza çok büyük felaketlerin gelmesine gerek yok. Yolda yürürken bir araba üstünüze çamur sıçrasa niye ben diye sormak lazım. Madem bu kainatta Allah'tan izinsiz yaprak düşmüyor, öyleyse bunun da mutlaka bir sebebi vardır. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede buyuruyor ki, yer o yaman sarsıntıyla sarsıldı ve ağırlıklarını çıkarıp dışarı attı ve insan buna ne oluyor dediği zaman, o zaman diyor yer sana haberlerini anlatır çünkü diyor Allah ona vahyetmiştir. Şimdi bu ayet-i kerime kat'i bir surette ifade ediyor ki arz Allah'ın emriyle titriyor. Maalesef yani kendi nefsim için söyleyeyim, her şeyi kötüye yormayı çok seviyoruz. Oysa geçenlerde bir derste de onu ifade ettim. İnsanın ağzından çıkanlar dua hükmüne geçiyor. O yüzden insan ya hayır söylemeli ya da susmalı. Sürekli biz maalesef tenkit ediyoruz karşıyı. Mesela diyelim bir adamın ya da bir topluluğun başına diyelim bir felaket geliyor, bir sıkıntı geliyor. Bazen şöyle şeyleri duyuyorum. Ya işte şöyle bir şey yaptı, tokat yedi. Nereden biliyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Ya malum Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın Kur'an'da bir kıssaları var, okumuşsunuzdur. Hazreti Musa Hazreti Hızır'a arkadaşlık yapmak istiyor. İşte bir yerde gemiyi deliyor, bir yerde duvarı tamir ediyor, bir yerde çocuğu öldürüyor. Mesela Hazreti Musa bunun hikmetini anlamıyor, her seferinde itiraz ediyor değil mi? Uzun olduğu için kısa kesiyorum. Her seferinde itiraz ediyor. Alimlerimiz o ayeti tefsir ederken diyorlar ki, Hazreti Musa'ya bak ledün ilmi deniyor. Hazreti Hızır'daki ilme ilmi ledün deniyor. Dört büyük peygamberden biri olmasına rağmen Hazreti Musa'da o ilim yok. Kaderin ince sırlarını bilmek. O Hazreti Hızır'da var. Bak Hazreti Musa gemiyi niye deldiğini bilmediği için itiraz ediyor. Çocuğu niye öldürdüğünü bilmediği için itiraz ediyor. Duvarı niye tamir ettiğini bilmediği için itiraz ediyor. Sonra arkadaşlıkları ayrılıyor. Müfessirlerimiz diyorlar ki Hazreti Musa'ya kapalı olan kapı sana açık değil yani. Hazreti Musa bilmiyor hikmetini. Sen nereden biliyorsun? Şöyle oldu, tokat yedi. Bu yüzden bunu yaptı, başına geldi. Hayır. İşte diyor ki o tarz durumlarda bize düşen nedir? Hüsnü zannetmektir. Diyor Cenab-ı Hak bir kulunu severse ya dünyayı ona küstürür ya da onu dünyaya küstürür. Cenab-ı Hak bir kulunu severse ya dünyayı ona küstürür ya da onu dünyaya küstürür. Çünkü dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Yani dünyayı dünya itibariyle sevmek. Burada zaman zaman derslerde onu anlattığım için girmeyeceğim. Yani bir insan eşini, ahbabını, akaribini, malını, memleketini sever. Ama Allah hesabına sever. Yani evladına Allah'ın bir emaneti gibi bakar. Malına Allah'ın emaneti gibi bakar. Verdiği lezzetleri şükretmek için sever vesaire. Böyle bakmayıp da sırf dünya için, lezzetinin peşinden koşmak için dünyayı seven adam çok büyük bir hasaret içindedir. Bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurur ki dünya sevgisi bütün hataların başıdır. İşte Allah bazen o sevgiden kulunu kurtarmak istediği zaman ona bir felaket ve musibet gönderir. Biz eskiden Erzurum'da zaman zaman hastanelere ziyarete gidiyorduk. Hastalar Risalesi okuyorduk. O hasta yatağında böyle işte ağrı içinde, sızı içinde bekleyen hiçbir adamdan şunu duymadım bak. Seçim sonucu ne oldu? Misal yani.
Maç kaç kaç bitti? Dolar kaç para oldu? Bak hepsinden duyduğum neydi biliyor musunuz? Bana dua et. İşte şu ağrım geçsin. Bana dua et buradan çıkayım. Bana dua et çocuğumu bir daha göreyim. Bana dua et Allah hayırlı uzun ömür versin. Neden? Ya çünkü anlıyor ki o dünyaya ait bütün işler kırılmaya mahkum cam parçası. İşte Cenab-ı Hak mesela bir hastalık veriyor. Onun dünyayla kalbi alakasını kesiyor yani. Değil mi? Bazen bir musibet veriyor. Bundan 1,5 yıl önce 18 yaşında oğlunu kaybetmiş trafik kazasında. Ya böyle oturduk konuştuk. Hocam dedi belki şuursuz olarak hani olabilir ama dedi ben 6 yıldır hiç gülmüyorum dedi mesela. Hep böyle o acıyı çok taze yaşıyorum dedi. Gerçekten acılar içerisinde en büyüklerinden bir tanesinin evladını kaybetmek olduğu ifade ediliyor. Ben de ona dedim ki Cenab-ı Hak emanetini vermiş almış Cenab-ı Hak sabır versin ama sen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha sevgili değilsin. Kendi eliyle 6 evladını defnetmiş Peygamberimiz biliyorsunuz. 6 evladını defnetmiş. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak bazen böyle insanın kalbini dünyadan kesmek için felaket, musibet verebilir. İlgilendiğim bir genç vardı, bir deisti. Tanıştık, işte Müslüman oldu. Sonra kanser olduğunu öğrendi. 1,5 yıl içerisinde de vefat etti. Mesela o kanser olduğunu öğrenene kadar çok nazlanıyordu şey için. İşte anlatıyordu. Kanser olduğunu öğrenince hemen kalbine iman girdi mesela. Müslüman oldu. Sonra o şeyin verdiği işte o kanser hastalığı bilmiyorum yakınınızda var mı? Çok zor bir hastalık yani. İşte onun kemoterapisi, ağrısı, sızısı bayağı bir sıkıntılı. O sıkıntılara girdikçe de işte namazını kıldı. Kaza namazı kılmaya başladı. Tövbe istiğfar etti falan. 1,5 senede temizlenip gitti bana göre yani. Peki sual o hastalık ona gelmesi de öyle yaşayıp diyelim 40 sene daha yaşayıp öyle ölseydi esas felaket o değil miydi? O yüzden alimlerimiz ne diyorlar? Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. O yüzden başımıza bir şey geliyorsa onun mutlaka bir hikmeti vardır. Bana da böyle işte Instagram'dan, internetten yazanlar oluyor. İşte kaldıramıyorum, intihar edeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım vesaire. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine itham ediyor. Bakın, Allah'ın hiç kimseye kaldıramayacağı yükü vermediğini şöyle kainattan beraber tefekkür edelim. Şimdi biz kainata baktığımızda, kainattaki bütün mahlukatın kendi gücünün fevkinde işleri yaptığını görüyoruz değil mi? Mesela küçük bir çekirdek kocaman ağacı başında taşıyor. O çekirdeğin işi mi? Hayır. Aylarca nazenin yeşil yapraklar güneşin altında bekliyor. Sen 12 saat beklesen yanıyorsun. 2 gün beklesen belki ölürsün o güneşin altında. Nazenin yapraklar o güneşin altında aylarca bekliyor. Kendi kuvvetiyle mi ona bir şey olmuyor? Hayır. Senin kazmayla, dozerle kazamadığın yerden incecik çiçek sapları çıkıyor. Kendi kuvvetleriyle mi orayı kazıyorlar? Hayır. Doğar doğmaz bebeklere memeler musluğundan süt geliyor. Annenin kuvvetiyle mi geliyor? Hayır. Bediüzzaman Hazretleri bu misalleri verdikten sonra diyor ki hepsi lisanı haliyle Bismillah diyor. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? Bir adam Allah namına hareket ederse, Allah namına başlarsa, Allah namına işlerse, hani Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermez diyoruz ya, evet vermez. Küçük bir çekirdeğin ağacı kaldırması gibi adam o yükü mutlaka kaldırır. Biz bunu işte kainattan verdiğim misallerle anlıyoruz. Şimdi Allah namına hareket etmek ne demek? Biraz onu belki somutlaştırmak gerekir. Allah namına hareket etmek ne demek? Bunu anlamak için ne yapacağız? Musibete uğrayan bir peygamberin hayatına kısa bir ziyaret yapacağız. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Gece fırtınalı, deniz dağdağlı, her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Hazreti Yunus denize atılıyor, büyük bir balık onu yutuyor, her taraftan ümit kesik bir vaziyette. Gece onun aleyhinde, balık onun aleyhinde, deniz onun aleyhinde, esbab bir külliye sukut etmiş. Bütün halk onun yardımcısı olsa denizin kenarına kadar gelebilir, ona hiçbir yardımları dokunmaz balığın karnındaki Hazreti Yunus'a. Hazreti Yunus Aleyhisselam bunu anlamış. Esbabın bir külliye sukut ettiğinin farkına varmış ve ne demiş? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bak neyi anlamış tahlil edelim. La ilahe illa ente yani Allah birdir. Bu kainat onundur. Onun izni olmadan bir insana ne bir hayır dokunur ne bir şer dokunur.
Zerreden şemse kadar, ezelden ebede kadar her şey onun kavzayı tasarrufundadır. Bu kainatın Halik-ı Zülcelal'e olan Allah kayyumdur. Lizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Bütün kainat onunla kaimdir. Bir dakikacık olsun, nispet-i kayyumiyet kesilirse kainat mahvolur. Yıldızlar çarpışır, ecramlar dalgalanır. Nihayetsiz fezai alemde azim küreler birbirine çarparak, dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü dümdüz olur. Dünyanın, ahiretin, cennetin, cehennemin, bizim her şeyin maliki, sahibi Allah'tır. La ilahe illa ente, subhaneke. O bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. O adildir, zulmetmez. Balığın karnındaysan bir hikmeti vardır. O hakimdir, abes iş yapmaz. Balığın karnındaysan bir hikmeti vardır. Çünkü abes iş yapmak, zulmetmek eksikliktir. La ilahe illa ente, subhaneke. Sen birsin, bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. İnni küntü minezzalimin. Ben kendime zulmettim. Allah namına hareket etmek ne demek? Hazreti Yunus gibi hareket etmek. Bir, onun birliğini anlamak, ondan gelen bir şey varsa mutlaka hayırdır farkına varmak. Onun bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu tam ve kalben kabul etmek ve ben kendime zulmettim. Başıma bu felaket geldiyse, bunu Hazreti Yunus için söylemiyoruz tabii ki. Çünkü peygamberler ümmetlerine örnek olmak için böyle musibetler yaşarlar. Böyle musibetler yaşadıklarında ne yapacaklarını bize öğretmek için böyle musibetler yaşarlar. Oradan anlıyoruz ki Allah namına hareket ederken biz bir başımıza felaket geldiğinde bu kainat serseri, sahipsiz, kendi başına hareket etmiyor ki. Allah tasarruf ediyor her yerde. Bu musibeti bana Allah gönderdi. Bütün noksan sıfatlardan yani zulümden yani hikmetsizlikten, abesiyetten münezzeh olan Allah gönderdi. Ben kendime zulmettim deyip acaba ben ne yaptım diye kendimize bakacakmışız. İkincisi, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda Hazreti Eyüp Aleyhisselam pek çok yara bere içerisinde epey müddet kalmış. Yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve lisanına iliştikleri zaman marifet-i ilahiyenin mahalleri olduğu için kalp ve dil kendi şahsi ibadetine halal gelir düşüncesiyle münacatta bulunmuş. Cenab-ı Hak'a safi, halis, garazsız ve lillah için olan o münacatı pek güzel bir surette kabul etmiş, kemale afiyetini ona ihsan etmiş. İşte bir insanın başına hastalık geldiği zaman, bu da bir cihetiyle musibettir. Allah namına nasıl hareket edecek? Şunu tefekkür edecek. Bu hastalığın benim dünyama verdiği zararlardan ziyade, tamam mı? Benim ahiretime kattığı birçok şey var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, nasıl meyveleri ermiş ve ağacı silkelediğinizde meyveleri düşerse, sıtmalı bir hastanın titremesinden de günahları öyle dökülür. Bazı mübarek hastaların bir dakikalık hastalığı 1000 dakika hükmüne geçer. O yüzden musibetin hastalık nevi iltifat-ı rahmanidir. Ne zaman münacatta bulunabilir? Tabii biz peygamber değiliz. Hatta Eyüp sabrı da bizde yok. Böyle şekva etmeden, şikayet etmeden, bu neden benim başıma geldi demeden, Allah'ım bu hastalık senin misafirin, benim ibadetime, ubudiyetime engel alıyor. Sen bunu gönderdiysen bir hikmete binaen gönderdin ama bu hastalığı benden izale et diye dua edebiliriz, münacatta bulunabiliriz. Bir hastalık geldiği zaman Allah namına hareket etmek böyle olur. Yoksa ben ne ettim de bu başıma geldi demek kaderi tenkit etmektir. Kaderi tenkit eden başını örse vurup kırar, rahmeti iddiam eden de rahmetten mahrum kalır. Kaderden gelen hastalığı, musibeti tenkit etmek kırılmış elle kavga etmeye benzer. Kırılmış elle kavga ettikçe insanın elinin kırılması artar. Bir insan herhangi bir konuda şekva ettiği zaman kimden kime şekva ettiğini bilmeli. Ama bütün bu anlattıklarıma şöyle bir haşiye düşeyim. Şöyle bir parantez açayım. Şimdi diyelim bizim başımıza felaket bir insan tarafından geliyor. Değil mi? Münafık bir adam var. İftiracı bir adam var. Yalancı bir adam var. Haysiyetsiz bir adam var. Şimdi biz ya bu musibeti Allah gönderdi, bunun eliyle gönderdi deyip susacağız mı? Hayır. Bak, orada da insan şunu yapmalı. İnsan hakkını, hukukunu şeriatın dolayısıyla kanunun çizdiği çerçevede aramalı. Kur'an'da ne var? Bir adam bir adamı öldürdüğünde evet o adamın ölmesini kim yani
bir insanın hayata gelmesi bir takdirdir değil mi? Takdir. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir. Ölüm, ölüm de takdirdir. Mesela bizim bazı kimyacı arkadaşlar var. Hani bir yaprak ağaçtan düşüp ölüyor ya. O ağaç yapraktan düşerken orada binlerce kimyevi reaksiyon oluyor. Ölmek de bir fiil yani. O fiilin faili de Allah. Tamam. Dolayısıyla burada bir adam öldüyse ölümü kim yarattı? Allah. Ama bu onu öldüren adamın katil olduğu gerçeğini değiştirir mi? Hayır. O yüzden de Kur'an der ki kısas uygula. Orada demezsin ya işte Allah'tan geldi bir şey yapmayalım. Hayır, bunu söylemiyorum. Bir adam bize zarar veriyorsa tedbirimizi alırız. Bir adam bize zarar veriyorsa şeriat ve kanunlar çerçevesinde hakkımızı ararız. Zarar veriyorsa uzaklaşırız. Değil mi? Cenab-ı Hak diyelim ateşe yak diye emretmiş değil mi? Nerede olursa olsun ateş yakar. Ya yakmak zaten ateşin fıtratında var deyip kolunu ateşe uzatıyor musun? Hayır. Dolayısıyla ben bunu söylerken insan üstüne düşen bütün tedbirleri alır. Bütün vazifelerini yapar. Hukukuna tecavüz edene nasıl karşılık vermesi gerekiyorsa adam malına, ırzına, namusuna vesairesine tecavüz ettiğinde bunun hepsini şeriat bunların çerçevelerini çizmiş. Bununla tedbirini alırsın. Bununla mukabele edersin. Gidersin mahkeme verir. Neyse yani. Ya bunu söylerken Müslüman öyle pasif değildir. Gel bir tokatla bu tarafa at, bu tarafa at. Ondan bahsetmiyorum yani. Ama şunu söylüyorum. Yani sebeplerle Cenab-ı Hak iş görür. Bir adam bir adamı öldürmüştür. Öldüren katildir. Ölümü yaratan Allah'tır. Onda hikmet vardır. Biz olduktan sonra kader cihetine bakıyoruz yani bu meseleler. Bak, musibete bakış açısı işte. Başımıza bir musibet geldiğinde Cenab-ı Hak caniminden bakarsak alacağımız tedbirleri aldıktan sonra ne yaparız? Rahat ederiz yani. Rahat ederiz. Cenab-ı Hak musibetlere, başımıza gelen musibetlere böyle bakmayı nasip etsin. En önemlisi hepimizi musibetten, afetten, hastalıktan muhafaza etsin. En önemlisi esas musibetin, muzur musibetin dine gelen musibet olduğunu anlamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin yani. Bakın bir adam, bir böyle futbol çok seven tanıdığım bir iki kişi var. Bu aralar futbolla ilgili o maçlar olmuş ya, kupa maçları, şunlar bunlar. Bu arada ben 20 yıldır televizyon izlemiyorum. O yüzden bazen böyle maçlar olmuş deyince abi bırak ya izliyorsundur falan diyenler oluyor. Yok izlemiyorum yani. 20 yıldır televizyon izlemiyorum ben. Ama duyuyorum. İşte bir tanesi maçı kaçırmış falan. Ya işte abi maçı kaçırdık falan. Dersi kaçırdığın için böyle üzüldün mü? Abi ders her hafta var diyor. Var ne olacak sanki yani. 100 yıldır oynanıyor işte yani. Oysa mesela ona o kadar bir değer veriyor ki yani onu mesela kaybetmek bir üzüntü. Derse gelmemek. Mesela diyelim maçı izleyemedim bir üzüntü. Hiç şöyle bir üzüntü taşıdın mı? Ya 20 yıldır 2 tane kitap okumadım ben. Bu üzüntüyü taşıdın mı mesela? 20 yıldır 2 tane tefsir bitirmedim ben. Bu üzüntüyü taşıdık mı mesela? İlahir yani. Cenab-ı Hak dolayısıyla esas musibetin de dine gelen musibet olduğunu anlamayı nasip etsin. O musibetlerden de bizi muhafaza etsin. El-Fatiha.